Merhabalar arkadaşlar. Warface Türkiye kapandı artık. Oynayamıyoruz ancak. Warface'in İstanbul sunucusu açıldı. Yani İstanbul'dan bağlanıyorsunuz. Server'ı öyle diyeyim. Bu yüzden İstanbul'dan oynayan arkadaşlar için ping 0'da. Oyunu Türkçe'ye eklendi. Warface Türkiye'ye geri döndü diyemem ama o altyapı şu anda oluşturulmaya çalışılıyor. Ben daha öncelerden Warface Türkiye oynuyordum. Hatta 2013'te başlamıştım ancak. Warface Türkiye sunucusu kapandığı için artık hesaplarımızı, daha doğrusu oyunun kendisine erişemiyoruz. Bu yüzden Avrupa sunucusundan devam etmekteyim. Arkadaşlar, bugün konumuz AK-47, namı diğer Keleş. Kaplamamızı almadan önce şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde modifikasyonları mevcut. Ben bunu kullanıyorum. Sünger kullanırsak yakın mesafede tüfeğimiz daha etkili olabilir. Nişangahımız ise 3 farklı optikten oluşuyor. Bu bildiğiniz hemen hemen herkese açık olan red dot. Bu kendisinin red dot'ı. Arkadaşlar, ikisinin zoom'u farksız olsa bile görüldüğü gibi standart red dot geriye doğru teperken geliştirilmiş red dot sadece yukarı doğru tepiyor. Dürbünü alırsak da aynı şekilde sadece yukarı doğru teptiğini görmekteyiz. Yani buradan da şunu anlayabiliriz ki yakın mesafede red dot kullanacaksınız. Lakin bunu değil bunu. Hedef biraz uzaktaysa ve uzaktan oynamayı seviyorsanız bunu. Ben genellikle bunu tercih ediyorum ama çok yakın mesafeye gelecekseniz bunu da tercih edebilirsiniz. Tüfekte herhangi bir grip olarak bilinen tutamak yok. Gerçekçi olmadığından ötürü altın kaplama. Bu kamuflaj ile oynamayı tercih ediyorum. Normal keleşle bu keleşin en büyük farkı Cyborg'lara %50 daha fazla vurabilmeniz. Diğer keleşe bakalım. Evet, diğer keleşimiz burada. Görüldüğü gibi herhangi bir %50 ekstradan hasar olmadığını görürken kısmen istatistikleri, buna özellikleri diyebiliriz. Altının daha iyi. Örneğin burada standart keleş 12,7'lik menzile 600 atış hızına sahipken altın keleş 13. menzile ve 610 atış hızına sahip. Şarjör değiştirme animasyonu son derece güzel ve hızlı arkadaşlar. Keleş diğer silahlara oranla daha hızlı bir şarjör değiştirme animasyonuna sahip. Tabi biraz enteresan bir animasyon. Tetik elimizle şarjörün arkasındaki mandala vuruyoruz. Arkadaşlar, PvP'den ziyade İlk olarak sizlere PvE'deki performansını göstermek istiyorum. Artık PvP oynayan yok çünkü özel harekat modlarında çok daha fazla puan, skor elde ediyorsunuz. Bu sebeple bunu da göstermek istiyorum. Özellikle en çok oynanan sürü özel harekatını. Evet, buralarda bunları zaten biliyorsunuzdur. Sesi biraz açalım. Evet. Onları aldıktan sonra hemen bunları da yapalım. Zıplayarak öldürürseniz daha fazla puan kazanırsınız arkadaşlar. Çünkü kayarak ya da zıplayarak öldürdüğünüz zaman ekstradan 50 küsür skor daha fazla kazanıyorsunuz. Tam değer aklımda değil şu anda. Evet, tabi silahın performansını göstermek için düzgün kill alacağım bu şekilde. Şarjörde sinek kapanı öldürdü. Hemen bunu alıyorum. Bunu da alalım. Şimdi gidip hemen araştıralım. Şunu takalım. Bence artık piyadeden ziyade mühendis oynamak çok daha mantıklı. Çünkü piyadeler artık mühendislere göre daha kötü silah kullanıyor.
Eskiden mühendislerin mühimmat sıkıntısı olurdu bu tarz modlarda ama artık 600, 700, 1000'e kadar yanına mühimmat alabildiklerinden ötürü mühimmat sıkıntısı genellikle yaşanmıyor. Görüldüğü üzere tepmesi fazla değil. Ancak hasarının iyi olduğunu düşünmüyorum. En azından şu anda. Ancak bir şarjörde sinek kapanı öldürebiliyoruz. Bu iyi bir şey. Eğer tek bir şarjörde öldüremiyorsanız sıkıntıya gerçekten girebiliyorsunuz. Ateş hızı ortalama, çok iyi değil, çok kötü de değil. Ortalama diyebiliriz. Benim ana silah olarak tercih etmeyeceğim bir performansa sahip keleş. Çünkü hasarı, atış hızı bana pek iyi gelmedi. Ancak ilk seviyelerde rütbesi düşük oyuncular için güzel bir seçenek olacağını düşünüyorum tabi. Normal keleşten en büyük farkı zaten biliyorsunuzdur. 35'lik şarjöre sahip olması. Buradaki bölgeye gelelim. Şunu açmamız gerekiyor. Ben bekliyorum kapandığı zaman. Çünkü geçmeye çalıştığımda genellikle ölüyorum. Çünkü tam orasına da açılıyor.
Tabii mühendis olmadığımızdan ötürü ben genelde hep mühendis oynarım. Zırh verebildiği için. Ayrıyeten artık mühendisin silahları daha iyi. O öldük tabii, zırhımız olmadığı için hasarı çok fazla alıyoruz. Maalesef şu arkadaş biraz beyin yoksuluna benziyor. Oraları onun için açmama rağmen girmeyi akıl edemedi. Mühimmat verelim kendimize. Buraları bu arkadaş aldı mı acaba? Açmıştım onun için ama. İlerleyelim. Diğerlerine de güven olmuyor. Atladıkları kutular olabiliyor. Ya bu sefer de paranız eksik kalıyor genellikle. Modernize edemiyorsunuz. Bu modlarda, yani bu modlardan kastım PvE modunda zıplayarak öldürürseniz kazanacağınız puan %50 %60 daha fazla oluyor. Neyse, gidebiliriz artık. Hemen motoru fullleyelim. Kesinlikle zırh vermeyin arkadaşlar. İlk etapta zırh kamyonun canını yükselttiğinden ötürü zırh verirseniz canı fullken sadece hakkınızı yemiş oluyorsunuz. Zırh belirli bir miktar hasar almasını engellese de asal esprisi kamyonun canı gittiği zaman can vermesi. Motoru fullememiz gerekiyor. Daha sonradan durumlar gerektirirse kule alırız. Kule alırsanız kazanacağınız puanları biraz etkiliyor. Çünkü kule öldürdüğü zaman doğal olarak daha az hedef öldürmüş oluyorsunuz.
Mermi verelim. Göründüğü gibi tüfek çok çok iyi değil, en azından yeni eklenen tüfeklere oranla. Ama oynaması keyifli, şarjör değiştirme hızı özellikle tatmin edici seviyede. Bazı tüfeklerin şarjörünü biliyorsunuz, değiştirmek biraz zaman alıyor. Ama bunu da hemen çat çat hızlı şarjör değiştirebiliyorsunuz. Ya bunun dışında ben en azından kendi adıma konuşuyorum, çok büyük bir esprisini görmedim. Hani hasarı, menzili vesaire. Ortalama. Çok özelleşen bir silah değil. Yani şunu diyorum. İşte bu İngilizlerin bir şey vardı, üçlü atıyor oyunda. Yani onun gibi bir menzile ya da atış hızına sahip değil. Bu genel olarak ortalama özelliklere sahip, hiçbir şeyde özelleşmeyen, çok amaçlı diyebileceğim bir tüfek. Tabi gerçekte bunun, keleşin daha doğrusu, en büyük özelliği sağlam olması, kırılmaması, dayanıklılığı yani. Bunun dışında keleşler isabetsizdir. Nişangah kötüdür. Tabi bu oyundaki nişangahı gerçek nişangahı değil aslında. Keleşlerin daha farklı nişangahı var gerçekten. Buraya dikey olarak geçerseniz daha rahat öldürebilirsiniz çıkanları. Hemen kutularımızı toplayalım ki aracımızı modernize edebilelim. Daima bu deliklere atış yapın. Çünkü canavar falan çıkarsa direkt ona sıkmış oluyorsunuz. Canımız azaldı. Hemen mühimmatımızı yenileyelim. Mermimiz bitti.
Ses duyamıyorum. Muhtemelen bizimkiler hepsini aldı. Daha önceden buranın detaylı bir şekilde rehber videosunu çekmiştim arkadaşlar. Nasıl geçilir, püf noktalar vesaire. Bunları iterken şarjör değiştirebilirsiniz. Mühimmatımızı yenileyelim. Aracımızın canı azaldığından ötürü zırh vermemiz gerekiyor. Canı dolsun diye. Evet. Burası son görev. Kule almadım. Çünkü oyuncular nispeten iyi oynuyor. Kule alıp skor kazanmamızı engellememize gerek yok. Çünkü daha demin de belirttiğim üzere kule hedefleri vurduğu zaman siz daha az skor kasıyorsunuz normal olarak. Ha, bu arada görmüşken aklıma geldi. Dilerseniz şu üst tarafa da çıkabiliyorsunuz burada bir bug yaparak. Belirli bir açıda duruyorsunuz. Direkt sizi yukarı atıyor. Arada sıkışıyorsunuz tabii önce. Kamyon ilerlediği zaman sizi direkt üste atıyor. Tabii mühendis olmadığından ötürü korunaklı oynamam gerekiyor. Evet abi, bu takım sandığım kadar iyi çıkmadı. Biraz akraba evliliğine benziyor. Özellikle şu gerizekalı. Rütbesine bakınca bir şey zannediyorsunuz. Şu kamikazeleri öldürün arkadaşlar. Birinci hedefiniz onlar olsun. Çünkü çok fazla can alıyorlar.
Normalde hep kamikazeciler araca gider ama bu sefer bana geldi. İlginç. Onlarla uğraşmak istemiyorum bu silahla. Silahın bana toplam şarjör kapasitesi az geldi. Ya tabii piyade olduğunuzdan ötürü kendinize mermi verebiliyorsunuz ama
Aksiyonun içerisindeyseniz biraz sıkıntı yaşatabilir. Çünkü 2-3 saniye bile çok önemli aksiyonda. Şarjörümü yenileyelim. Evet, görevimiz bitti. Bu arada robotlara bıçakla bu şekilde tek atabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuz hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmayalım. Selametle.